Işık hızının ışıkla gerçekten bir alakası var mı? Işık hızını bu kadar özel yapan şey ne aslında? Neden evren bu ışık hızıyla özel bir anlaşma yapmış gibi duruyor? Herhangi bir gözlemciye göre fotonları saniyede 300 bin kilometre hızla gitmeye zorlayan şey ne? Herhangi bir şey bundan daha hızlı hareket edebilir mi? Görünen o ki edemiyor. Peki ama neden? Yoksa ışığın hızı simülasyon dünyamızın içinde bulunduğu bilgisayarın render alma hızı mı? Güneşten ışık hızıyla hareket etmeye başlarsan 45 dakika sonra gezegene varıyorsun. Ama ilk gezegene, Jüpiter'e. Daha önümüzde 3 gezegen daha var ki her birinin aralığı Güneş'le Jüpiter'in olan mesafesinin 2 katı kadar. Yani evet, Güneş sistemi akıl almaz. Peki ama görecelik kanununa göre, yani hızın arttığında zaman da ona oranla değişiyordu ya. O zaman ışık hızıyla yol aldığımızda zamanın duruyor olması gerekiyor. Ve aslında 45 dakika ya da böyle uzun uzun süreler değil. Güneşten çıkan ışığın dünyaya gelmesi bir anda oluveriyor olması gerekmiyor mu? Yani ışık çıktı ve bam, dünya anında. Peki ışık hızını geçtiğimizde ne olacak? Zamanı geriye mi alabileceğiz? Durun durun. Yavaş. Öncelikle bilmemiz gereken ışık gama dalgalarından radyo dalgalarına kadar giden elektromanyetik bir spektrumun küçük bir şeridi. Yani biz aslında elektromanyetizmin hızından söz ediyoruz. Evrende ışık hızı dediğimiz bu konunun aslında çok daha derin başka bir konuyla ilintisi var. Nedensellik. Peki ama neden nedensellik ilkesinin bir üst hız limiti var? Ve bu neden ışığın hızı? Evet, bilim dünyası oldukça karmaşık ve biz daha çok az şey biliyoruz. Ama bu yine de sorular sormamıza engel olmuyor. Zaten sorular soruyoruz ki cevapları arıyoruz. Öncelikle iki temel fizik görüşünü bir hatırlayalım. 1600'lü yıllarda İtalyan Galileo, dünyanın evrenin merkezi olmadığını iddia etmiş ve büyük yankı uyandırmıştı biliyorsunuz. Aslında kitabında daha önce üzerinde durulmayan başka bir konu daha vardı. Görelilik ilkesi. Bu tam olarak Einstein'ın görelilik ilkesiyle aynı şey olmasa da bir ön haber, bir ön bilgilendirme oldu. Galileo sadece dünyamızın değil, güneş sistemimizin veya herhangi bir sistemin evrende özel merkezi bir durumu olmadığını söyledi. Bu prensibin akabinde Isaac Newton hareket yasalarını sistematikleştirdi biliyorsunuz. Ardından 1800'lü yıllara geldiğimizde dahi bilim insanı James Clerk Maxwell ile elektrik ve magnetizmin keşfedilmemiş dünyasına daldık. Bu, elektromagnetizmin yasalarını denklemleştirebilen ilk insan. Yani 1800'lerin sonlarına geldiğimizde artık Maxwell'in denklemi, Newton'un mekaniği ve de pek çok teoriye sahiptik. Yani gayet iyi durumdaydık. Ama matematiksel olarak bazı şeyler örtüşmüyordu. Bir yerlerde korkunç bir yanlışın olduğuna dair ipuçları vardı. Öncelikle kuantum dünyası ortaya çıkmaya başlamıştı. Maxwell denklemleri, kutsal Galileo'nun göreliliği konusunda bir karışıklık yarattı. Newton'un mekaniğinde bile ışık hızının sonsuz olduğuna dair veriler kullanıyorduk. Ki bu gerçekten çok yanlıştı. Çünkü eğer sonsuz bir hız varsa bu aynı zamanda uzay, zaman, madde, yani hiçbir şeyin olmadığı anlamına geliyor. Peki bu Maxwell'in denkleminin yanlış olduğunu mu gösteriyordu? Hayır, bu Galileo'nun dönüşüm metodolojisinin yanlışıydı aslında. Yani Newton mekaniğini dönüştüren kuralın. Şöyle ki, klasik mekanikte farklı referans sistemleri için hızlar eklenip çıkarılarak, yani Galileo'nun dönüşümleri kullanılarak bulunmaktaydı. Yani örneğin 80 km hızla giden bir trenin içerisinde 3 km hızla yürüyen bir adamın hızı 80 km artı 3 km olarak bulunuyordu. Peki trenin farları açıldığında tren de 80 km hızla gidiyor. O zaman bu aynı mantıkla ışık hızı artı 80 km hızla mı gidiyor oluyor farlar? İyi de ışığın hızı sabit değil miydi 300 bin kilometre olarak? O zaman burada bir tutarsızlık olmuyor mu? İşte burada imdada Lorentz denklemi yetişti. Tamamen görecelik ilkesine dayanan bu teori aslında Einstein'dan daha önce ortaya konulmuştu. Ancak
Lorentz kuramına bağlı olarak zaman ve uzayın nasıl bir bağlantısı olduğunu söyleyebilen, yani bunu saptayan Einstein oldu. Ve bu da nedensellik hızını ölçmeye yaradı. Lorentz teori, özetle her iki hızdaki farklı kareleri düzelten matematiksel yapı. Fiziğin kuralları hız yön konumundan bağımsız olarak hep aynı çalışıyor. Yani Dünya Güneş etrafında, Güneş Samanyolu galaksi etrafında dönüyor. Burada pozisyon, yön, konum ve hız arasında müthiş farklar var. Ama ölçümlerimizde belirli bir noktadan yola çıkmamız gerekiyor. Ve biz burada ışığın hızını baz alıyoruz. Aslına bakarsanız Lorentz dönüşüm kuralı gösteriyor ki burada baz alınan hız ışığa ait değil. Nedenselliğe ait. Bu hız kainatın iki ayrı ucunun birbiriyle iletişim kurabilme hızı. Aslında biraz daha fazlası. Kainatın iki ayrı ucunun birbiriyle iletişim kurabilmesini herhangi bir gözlemcinin anlayabilme hızı. Evet, beynim yandı benim de gerçekten. Herhangi bir kütlesiz parçacığın seyahat etme hızı. Çünkü biliyorsunuz kütle hıza direkt etki ediyor. Yani ortada bir kütle yoksa o zaman hız için herhangi bir engel de olmayacak. Peki bu durumda kütlesiz parçacıklar neden yine de bir limitle hareket ediyor? Çünkü ışık hızı sonsuz değil. Yani evrenin bir hız limiti var, evet. Einstein'ın Lorentz dönüşümünün anlamı hakkındaki yorumu bize görelilik zaman genişlemesi, uzunluk daralması ve kütle enerji denkliği teorisini veriyor. Yani meşhur E eşittir MC kare. Ve bu da uzay zaman arasındaki ilişkiyi gösteren en önemli şey. Yani Lorentz dönüşüm teorisine Einstein'ın uzayla alakalı getirdiği yorum. Peki ne oluyor da bazen zaman sonsuzlukmuş gibi algılıyoruz? Çünkü bir taraftan biliyoruz ki evrenin her tarafı diğer her tarafıyla iletişim kurabiliyor. Ama oysa ki Big Bang teoriye göre evrenin oluştuğu ilk andan günümüze kadar geçen sürede henüz ışığın mevcut hızıyla bir noktadan sonuna kadar gidebilme zamanı geçmedi. Ama iletişim kuruyorlar. Çünkü her yerde sıcaklığın aynı olduğunu biliyoruz. Bu da o zaman ışığın aslında sonsuz bir hızda davranıyor olmasını gerektiriyor. Bu paradoksun anlamı ne? Yani büyük çerçeveden baktığımızda ciddi bir tutarsızlık var. Bunu da kuantum dünyaya girdikçe fark ediyoruz. Bir noktada bir kırılım yaşanacak. Yeni bir bilgiyle tanışacağız ve bu bilgi özellikle kuantum dünyasının temelini oluşturacak ve muhtemelen ondan sonra çok daha değişik kapılar açılacak önümüzde. Ne düşünüyorsunuz? Yazın lütfen.